İzmir'den herkese tekrar sevgiler, selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Öncelikle herkesin kurban bayramını en içten duygularımla kutlayarak tarifime başlıyorum. Tarifimiz için kabak, patlıcan ve biber kullanacağız. Hangisi elinizin altında varsa onunla yapabilirsiniz. 3 adet orta boy kabağımın öncelikle kabuklarını soyarak başlıyorum. kazımanız yeterli gelmez kabuğunu mutlaka soymanız gerekiyor bu tarifte sonrasında ortadan ikiye böldükten sonra her bir parçayı tekrar ikiye bölüyorum ve ardından kalın olan parçaları biraz daha küçültüyorum yakından da göstereyim sizler için evet Biraz küçültmek iyidir. Kabak biraz geç kızarır. Çünkü ne kadar küçük o kadar çabuk pişer. Kabakları neredeyse hazırladım sayılır. İşte bu şekil görünecek. Şimdi patlıcana ihtiyacımız var. Ben 2 adet patlıcan kullandım varsayın siz. Çok büyük boy bir kemer patlıcanım vardı. ikiye böldüm başta da belirttiğim gibi bu tarifi sadece patlıcanla da yapabilirsiniz. Ya yani sadece kabak da kullanabilirsiniz. Ama ben karışık yapmayı tercih ettim. Patlıcanları alacalı değil tamamen soyuyoruz. Bu tarifte aynen kabaklarda olduğu şekliyle doğrayacağız. Şimdi işaret parmağınızın büyüklüğünde olması yeterli. Çok küçük yapmayalım. Hazırladığımız patlıcanların e, acısını almamız gerek çünkü bazen sürpriz olabiliyor çok acı olabiliyor patlıcanlar e, genelde tuzda tuzlu suda bekleterek acısı alınır ama e, yine size fikir olsun e, şekerli suda bekleterek de acısını alabilirsiniz hatta patlıcanınız daha lezzetlenir şimdi yarım yemek kaşığı şeker ekleyeceğim üzerine geçecek şekilde de su ilave edip bir de ağırlık koyup diğer malzemelerimi hazırlarken. Ortalama şöyle 15-20 dakika kadar bu suyun içinde patlıcanlar bekleyecek. Son olarak da 4-5 adet köy biberim var. Bunları da 2 ya da 3 parmak kalınlığında olacak şekilde çok fazla küçültmeden doğruyorum. Doğradıktan sonra çekirdeklerini çıkaracağım. Küçük bir meyve bıçağı yardımıyla hemen Üst bölümlerdeki çekirdeklerden kurtulabilirsiniz. Artık sebzelerimiz hazır ve onları çöp şişe geçirebiliriz. Evet kabakları aynen videoda gördüğünüz üzere şöyle ortadan bir parmak yukarıda olacak şekilde sıralıyorum. Tavanızın boyutuna göre istediğiniz kadar geniş dar yapabilirsiniz bu sıralamayı. Biberleri de aynı şekilde. Çöp şişe dizdikten sonra e, patlıcanlarımız da yeterince bekledi. Şimdi patlıcanları da süzeceğim. Sonrasında onları da aynı şekilde çöp şişe geçireceğim. En çok hangi sebzeli yapıyorsanız derseniz patlıcan balığı dediğimiz tarifi evde çok sevdiği için çocuklar. Bu yüzden patlıcanla yapmayı tercih ediyorum çoğunlukla bu tarifi. Evet artık sebzelerimiz neredeyse hazır. Ve sosumuzu hazırlamaya başlayabiliriz. Evet sosumuz için böyle dolu dolu bir su bardağı 200 metrek su bardağıyla un alıyoruz. Karıştırma kabımıza bir tatlı kaşığı da tuz ekledikten sonra dolu dolu bir tatlı kaşığı da kabartma tozu ilave ediyoruz. Dilerseniz normal su ile ya da elinizin altında varsa mutlaka maden suyuyla inceltebilirsiniz bu sosu bir şişe maden suyu kullanıyorum böyle kekinizin pardon e, sosunuzun harcı kek hamuru gibi olsun çok fazla duru olmasın çok fazla cıvık olursa sebzelerin üzerinde kalmaz evet şimdi genişçe bir kabın içine alıyorum ki çöp şişler yerleşebilsin sabitsin bu arada biraz rahatsızdım bir ameliyat geçirdim şu an iyiyim şükürler olsun umarım bundan sonra yeni tarifler çekerek sizlerle buluşabilirim. Evet gördüğünüz üzere çok kolay bir şekilde 7-8 adet dilimlenmiş patlıcanı ya da kaba bu şekilde hızlıca sosla buluşturabilirsiniz. Genişçe bir tavaya bir parmak yüksekliğinde olacak şekilde sıvı yağ alıyorum ve yağ ısındığı zaman kabaklardan başlıyorum. Neden kabaklardan başladım? Çünkü biliyorsunuz patlıcanlar hem sosu çokça çeker hem de kızartma sırasında yağı çokça çeker. Bu yüzden sıralamada öncelikle kabaklardan başlıyorum. Onlar kızarmaya dursun. Diğer taraftan soslamaya devam ediyorum sos kabının içinde kalacak bunlar. Hemen diğer tarafını çeviriyorum. Çok hızlı bir şekilde kızarır diye düşünmeyin. Biraz yavaş kızaracak. Evet, iki tarafı da altın renginde kızardığı zaman artık bunları kağıt havlu serdiğim servis tabağıma alabilirim. Hiç beklemeden diğerlerini de ekliyorum ve bu arada Hemen sos hazırlamaya başlıyorum. Yarım demet dereotunu otunu çok çok ince olacak şekilde kıydıktan sonra bir diş de sarımsağı yine aynı şekilde ezeceğim. 2 adet sos hazırlayacağım. Biri çok e, bilindik bir sos. Şu an deri otuyla yapsın. Diğeri ise çok farklı bir sos. Evet şimdi 2 yemek kaşığı e, dolu dolu süzme yoğurdun üzerine Dereotunu ve sarımsağı ekliyorum. Şimdi e, yarım çay kaşığı kadar da tuz ekleyeceğim. Diş tuz kullanmadım çünkü. Bunu zeytinyağıyla açacağım. 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla tuzunu ekledim. Böyle güzelce karıştırıyorum. Biraz tok bir sos olacak. Evet suyla açmıyorum hiçbir şekilde. İşte bu şekil olması yeterli. Kızarmış patlıcanları ya da kabakları buna batırıp yiyeceğim. Bu arada ocaktaki kabakları daha doğrusu sebzeleri de unutmayalım. İşte gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Çok da lezzetli oluyor. Hemen biberleri de ekliyorum. Ve tekrar patlıcanları eklediğimde ikinci bir sos daha yapacağım. Artık neredeyse kızartma işlemini tamamladık. Patlıcanları ekliyorum ve patlıcanların süngerimsi yapısından dolayı bakın En son böyle kasenizde kalan bütün sosu patlıcanlara yedirebilirsiniz Size tavsiyem böyle küçük bir kaşıkla her tarafına gelecek şekilde üzerine sürdüğünüz zaman Neredeyse sosun tamamını kalan sosun tamamını çekecektir Evet patlıcanlarda Böyle bu şekil karamel rengine dönüştüğü zaman Alabiliriz. Şimdi ikinci sosumuza geçelim. Çok bilmem sos değil. 3 yemek kaşığı pekmezin üzerine 3 yemek kaşığı elma sirkesi ekliyoruz. Başka bir sirke de ekleyebilirsiniz. Bir kısmı döküldü ama şöyle 2 yemek kaşığı kadar da su ekliyorum pekmezi biraz daha açabilmek adına. Aynı şekilde 3 yemek kaşığı da zeytinyağı ilave ediyorum. Böyle dolu dolu çok çok acı pul biber ekliyorum. Şimdi çok az da tuz ilave edeceğim bir çay kaşığı kadar ve çok iyi bir şekilde karıştıracağım. Böyle hem ekşi hem tatlımsı çok güzel bir sos oluyor. E, bu sosu göstermek istedim size. Genelde bu kızartmayla yaptığım bir sos değil. Ee, ama sizin de aklınızda bulunsun bir farklılık olsun istiyorsanız bu sosu seçenek olarak sunabilirsiniz misafirlerinize. Evet artık soslarımız hazır neredeyse patlıcanlarımızın da tamamı kızardı e artık ne yapıyoruz servis aşamasına geçiyoruz. Dilerseniz bir et yemeğinin yanında özellikle hazır kurban bayramındayken ya da kahvaltınıza belki öğlen ya da akşam yemeğinizde sunabileceğiniz görüntüsü hem çok şık hem de çok lezzetli bu tarifi lütfen denerseniz yorumlar bölümünde yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Tekrar herkesin bayramını en içten dileklerimle kutladıktan sonra videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinizin ve sağlığınızın kıymetini bilin. Hoşçakalın.